Bugünkü programımızda sizlerle en korkunç 5 animeyi inceleyeceğiz. Anadır. 1972 yılında Yomiha kasabasında çok sevilen bir öğrenci olan Mikasi hayatını kaybeder. Onun ölümüyle herkes şoka uğrar. Çok sevilen bir öğrenci olduğu için okul arkadaşları ve öğretmenleri sanki o ölmemiş gibi davranırlar. Sırası boş kalır, ölümünden kimse bahsetmez. Hatta mezuniyet günü onun sırası da törene götürülür. Her törende olduğu gibi fotoğraf çekimi yapılır ve onun sırasına da yer verilir. Fotoğraf çekimi sırasında herkes şok geçirir çünkü fotoğrafta Misaki de yer alıyordur. Ölü benzi ve korkunç gülümsemesiyle birlikte burada hikayemiz 1998 yılına geçiş yapar. Koichi Saka Kibara ailesinin işleri yüzünden dedesinin yanına Yomi kasabasına taşınır. Buradaki okula kaydolan Koichi, akciğer rahatsızlığı yüzünden birkaç hafta okula gidemez fakat hastanede Misaki Mei adında kendi sınıfından bir kızla tanışır. Okula döndüğünde ise tuhaf bir şekilde herkesin Misaki'yi görmezden geldiğini fark eder. Herkes 1972 yılından korkunç bir hikayeden bahsetmektedir. Başlarda pek inandırıcı gelmese de ilk kurbanla birlikte her şey değişmeye başlar. Shinsaka Aiyori. Hikayemiz 1000 yıl sonraki Japonya'da geçiyor. O zamanlar insanları telekinize yeteneğine sahip insanlar yönetiyor. Lanetlenmiş bir güç olarak bilinen bu gücü fark eden 5 çocuk hayatın acı gerçekleriyle yüzleşmeye başlıyor. İnsanlar endişe, stres, korku zamanlarında bir maymun türünde görülen bir özellik olan bu durumları cinsellik ile atmaya yöntemlerine başvuruyordur. İnsanoğlunun kanlı tarihi, ahlaksızlıklar, zulüm ve daha birçok şeyle karşılaşan bu 5 küçük, çökmekte olan sistemi kurtarma çabasına giriyorlar. Tabi bu o kadar kolay olmayacaktır. Monster. Dr. Tenna, Almanya'da oldukça başarılı işlere imza atmış bir cerrahtır. Cerrahi dehası sayesinde hemen gözlü haline gelen Dr. Tenna, bir gün iki hasta arasında seçim yapmak zorunda kalır. Hastalardan bir tanesi prestijli bir politikacı, diğeri ise fakir bir adamdır. Etraftaki baskı nedeniyle durumu diğeri kadar ağır olmayan politikacıyı seçen Tenna yüzünden fakir adam ölür. Ölen adamın karısının serzenişiyle büyük bir vicdan azabı yaşamaya başlayan Tenma bir gün yine benzer bir durumda kalır. Yine zengin ve prestijli bir adam ve kafasından vurulmuş bir çocuk. Doktor Tenma bu sefer seçimini çocuktan yana yapar. Fakat bu olay ona biraz pahalıya mal olacaktır. Hastane yönetimi tarafından yetkileri düşürülür, sevgilisi tarafından terk edilir. Fakat başına gelen en kötü şey kurtardığı çocuğun azılı bir katil olmasıdır. Hastaneden 3 kişiyi öldürerek kaçan çocuğun işlediği cinayet Tenma'nın üzerine kalır. İşin kötüsü çocuk seri cinayetler işlemeye devam eder. Kurtardığı canavarı yok etme görevi büyük bir vicdan azabı çeken Tenma'ya kalır. Tenma bundan sonraki amacı kurtardığı canavarı bulup öldürmektir. Elfin Light. İnsanlar bir derece daha evrim geçirerek Diklanius şeklini alırlar. Kafalarında küçük boynuz olan bu evrimleşmiş insan türleri dünyaya geldikçe dünya daha tehlikeli bir hal almaya başlar. Çünkü çok güçlü şekilde dünyaya gelen bu varlıklar insanları öldürmeye oldukça düşkündürler. Bu yüzden normal insanlar Diklanius'lardan öldürmeye veya gizli araştırma üstünde saklanmaya başlarlar. Küçüklüğünden beri başındaki küçük boynuzlar yüzünden aşağılanan Lucy de Diklanius'lardan birisidir. İnsanların onu küçükken dışlamaları ve hor görmeleri yüzünden nefretle büyüyen Lucy seri cinayetler işlemeye başlar. Belli bir müddet sonra yakalanır ve gizli araştırma üssüne hapsedilir. Fakat burası Lucy'yi tutmaya yeterli olmaz ve arkasında onlarca ceset bırakarak buradan kaçmayı başarır. Daha sonra geçmişten acı dolu işler taşıyan iki kuzeniyle karşılaşır. Bu dakikadan sonra neler olacaktır? Jikoku Soujo. Nefret, insanoğlunun yaratılışından beri başına iş açmadığı zaman kalmamış bir olgudur. İnsanların nefret ve kin uğruna yapmadığı katliam, zulüm ve vicdansızlık kalmamıştır. Yine teknolojinin geliştiği bu günlerde Helling adlı bir internet sitesinin dedikodusu her yerde konuşulmaktadır. Dedikodulara göre sadece gece yarısı erişim sağlanabilen bu siteye nefret ettiğiniz kişinin ismini girerseniz o kişi sizin için cehenneme gönderiliyor. Fakat küçük bir şart var. Siz de o kişiyle birlikte cehenneme gidip sonsuz acıyı tadacaksınız. Bir programımızın daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.